Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size korona antikor testinin kart test yöntemiyle yapılışını anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle hastanemizde daha önce yaklaşık 30 Kasım'da korona testi, PCR testinin pozitif çıkmış. 30 Kasım'da teşhisi konulmuş ve daha sonra ilaç tedavisi alarak 12 Aralık'ta PCR sonucu negatif gelen bir hastanın kanını aldık. Üstünden 4 ay geçti. Kart testlerimizi denemek amaçlı hemşire arkadaştan kan aldık. Ve diğer numunemiz de benim kanım. Ben 15 Ocak'ta birinci Çin aşımı, birinci dozumu oldum. 13 Şubat'ta da ikinci dozumu oldum. Üstünden 2 ay geçti. Ben de bugün kan aldırdım. Şimdi ikisini karşılaştırma yapacağız. Bakalım test sonucumuz nasıl çıkacak. Hep birlikte öğreneceğiz. Bu yapacağımız testler vücutlarımızda antikor oluşmuş mu oluşmamış mı? Sadece ona bakacağız. Evet. Şimdi testi yapacağız. Önce hemşire arkadaşım korona testi pozitif çıkmış ve daha sonra negatife dönmüş. Üstünden 4 ay geçmiş. Bu arkadaşın kanına bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bir miktar kanı aldık. Evet, hemşire arkadaşın kanını damlattık dilüenti ile birlikte, dilüsyonuyla. Ve daha sonra aşılı kan, üstünden 2 ay geçmiş, aşı olmuş 2 ay geçmiş. Şimdi onu bakacağız arkadaşlar. Evet. Kanımızı damlattık, serumumuzu damlattık, dilüsyonumuzu da kattık. Şimdi 10-15 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Test sonucumuzu göreceğiz. Az önce testimizi yaptık. 15 dakika süremiz doldu. Şimdi testi değerlendirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Daha önceki kart testlerde de olduğu gibi kart testler önce C çizgisine bakıyoruz. C çizgisinde, yani C'de çizgi varsa kart test sağlam çalışıyor demektir. C'de çizgi yoksa kart test bozuktur, değerlendirmeyin demek. Şimdi C'de çizgi olduğu için kart test sağlam çalışıyor. Yani çalışıyor. Bu kart test sonucu da arkadaşlar, daha önce yani PCR testi pozitif çıkmış ve daha sonra ilaç tedavisiyle negatife dönmüş. Hemşire arkadaşım yani 4 ay sonra geçen bir zaman zarfta şimdi kalitatif test yapıyor, kart test yapıyoruz arkadaşlar. Testler ikiye ayrılır. Bir kalitatif var mı yok mu? Bir de kantitatif, varsa ne kadar olarak ayrılıyor. Bu baktığımız test kalitatif, yani var mı yok mu. Şimdi testi değerlendirmeye geçiyoruz. Test çizgisi çok bariz, belirgin bir çizgi var arkadaşlar. Bu doğal bir hastalık geçirilerek oluşturulmuş bir bağışıklık olduğu için bu bağışıklık çok korumalı, güvenli ve yüksek değerde. Eğer olur da kalitatif test olarak bakılırsa, yani büyük bir ihtimalle çıkan değer çok yüksek çıkacaktır diye umuyorum. Şimdi arkadaşlar bu kan sonucuna bakıyoruz. Bu iki doz Çin aşısı, Sinovac aşısı yapılmış.
ve 2 ay sonra alınmış kart test sonucuydu. Kontrol çizgisi C testi yine çizgi var. Kart test sağlam. Test çizgisi yine oluşmuş. Yani bu da bayağı bir belirgin arkadaşlar. Ama öteki kart test gibi değil. Ama gene pozitiflik var arkadaşlar. Yani bu da büyük bir ihtimalle oluşan bağışıklık. Yani %90'dır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bugün kendimize ve hemşire arkadaşım kanında antikor testi baktık arkadaşlar kendimize. Birlikte inceledik, değerlendirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.